Günaydın. Hoş geldiniz. Bugün kahvaltılar Mehmet'ten sağ olsun patates kızarttı. Soğan halkası kızarttı. Yumurta bir parçasını Mira'ya vermeye başladık. Salatalık, domates de doğramış sağ olsun O zaman bize afiyet olsun. <laughs> Duşumuzu aldık şimdi. Öğleden önceki uykumuza yatmadan önce şöyle ferah ferah yatalım. Değil mi Mira? <laughs> Mehmet işe gitti. Duştan sonra da Mira'yı öğlen uykusuna yatırdım. Şöyle bir kahvemi içeyim kendime geleyim dedim. Bir kahve arası vereyim sonra birlikte şöyle sohbet edelim. Kahveyi içer videoyu öyle başlatırım diye düşünmüştüm ama sonra dedim ki Sizler de çayınızı kahvenizi alın şöyle güzelce sohbet edelim. Çünkü uzun zamandır video çekemedim. Ee, telefonum bozulmuştu arkadaşlar. Söylemiştim son videolarımdan birinde sizlere. Yeni geldi şu görüntüye bakın ya. Oh be gerçekten rahatladım. Çünkü son iki videoyu Mehmet'in telefonuyla çektim. Görüntü kalitesi çok yüksek değildi. O yüzden de ben de böyle üst üste çekmek istemedim açıkçası. Şöyle bir yudum kahvemi alayım ve sizlere güzel haberi vereyim. Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. Ve arkamda beni bekleyen kolilerle inşallah bugün sizlerle birlikte kolleme işine de başlayacağız birazdan. Beni bekleyen kolilerle sizlere güzel bir haber vereyim. Evimizi aldık arkadaşlar. Çok şükür Rabbim bizlere nasip kısmet etti. Ve bir ev sahibi olduk. Sizler benden daha çok istiyordunuz. Yani inanın böyle ben bana çok dua eden arkadaşlar vardı. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten nasıl oldu, nasıl gelişti biz de anlamadık. Böyle 3-4 gün içerisinde ev aldık. E, baktık beğendik işte aracımız vardı e, bizim aracımız da hani birazcık e, üst model araçtı e, onu dedik satalım hani direkt eve yatırırız diye düşündük o yüzden de e, biz de aracımızı sattık ama şöyle hemen ilana koyduk bir iki gün içerisinde satıldı o sırada evi kaçırmamış olduk e, eve aldık derken çok şükür daha tabii gidip hiçbir şey yapmak nasip olmadı sizlere de çekemedim çünkü biz de bir kere gittik eve. E, o sırada Mira vardı. Hem eve bak, hem Mira'ya bak. Çok fazla e, vaktim ve imkanım olmadı o sırada ama inşallah hep birlikte temizliğe gideriz. Daha sonra da yerleşmeye gideriz sizlerle birlikte. Ya bilmiyorum İstanbul'da yaşayanlar çok daha iyi bilir. İnanın kira fiyatları almış başını gidiyor. Gerçekten çok yüksek. Ben şu bizim orada çaprazda bir bina var. E, giriş katı bile artık 2000 TL olmuş arkadaşlar. Yani düşünün e, ikinci, üçüncü, dördüncü katlar kim bilir ne kadar. Ki bunlar tabii ki semt semt değişiyor. Belki küçük şehirlerde de annemle konuşuyoruz. Diyor ki Selma Trabzon'da da artık ev fiyatları, kira fiyatları almış başını gidiyor. Rabbim herkese yardımcı olsun gerçekten kolay değil. Bizim de ben de ev alırken şuna dikkat ettim. Çok düşündüm arkadaşlar. Şimdi biz belli bir süre araba kullanmayacağımız için yani biraz bekleyeceğiz araba için. O yüzden ben de kayınvalidemi çok uzak olmak istemedim. Çünkü biliyorsunuz çalışıyorum ve Mira'yı kayınvalidemi getiriyorum. Otobüste getir götür benim için çok sıkıntı, çok sorun olurdu. Evden çalışıyorum. Yine aynı şekilde kayınvalidemin gelip gitmesi de çok sıkıntı olurdu. O yüzden hani ona böyle çok uzak bir yer e, istemedim. Böyle her şey de ayağımın altında olacak. Yani marketler direkt e, çok yakın. Kasap, PTT, banka her şey ulaşım olarak çok güzel bir yerde. O yüzden şanslıyım. Yani her şey ayağımın altında. E, o konuda çok iyi oldu. Ee, bakalım, benden çok isteyen arkadaşlar vardı gerçekten dediniz işte serma inşallah ev sahibi olursun ev alırsın ee, dediniz dua ettiniz ee, Rabbimle birazcık yürü yakalım diyecek bize de nasip etti çok şükür mesela geçen sene bizim e, bütçemiz daha düşüktü ama e, çok fazla seçeneğimiz vardı maddi açıdan ama bu sene inanın ev fiyatları da tavan yaptı yani bir bakıyorsunuz bir ilanda mesela atıyorum şu an tutarı tamamen atıyorum. Mesela diyelim 500 bin TL'ye koydu. Sonra siz sahibinden.com'a bakıyorsunuz arkadaşlar o ilanda. Bir anda ev 595 bin lira oluyor. Yani o kadar çok böyle karmaşa içerisinde ki ilanlar, e, bilmiyorum emlakçılar mı bunu yapıyor. Ama hani insanların da morali bozuluyor. Yani çok şükür biz de evimizde böyle internetten bakıyorduk. Tamamen Tesadüfen sahibinden bulduk. Sahibinden direkt iletişime geçtik. O şekilde nasip tamam. oldu. Bugün de marketten toplayabildiğimiz kadar şöyle 5-6 tane koli topladık. Aslında koliler çok büyük değil. Bir tek buradaki birazcık büyük. Mehmet ben akşama gelirken büyük koliler getiririm dedi. En azından o getirene kadar ben de bunları doldurmuş olurum. Artık yavaş yavaş bir yerden başlamam gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle kahvemi bitireyim. Biz de yavaş yavaş yerleştirmeye başlayalım. Bu arada hırdavatçıdan patpat pat aldım. Patpat pat gerçekten çok kullanışlı oluyor taşınmada. Bir önceki taşınmamda da patpat pat almıştım. Ee, yani hiçbir şekilde kırılma yaşanmıyor. Şunu da söylemek istiyorum. Hiçbir zaman yani sadece bu konuda değil genel olarak umudumuzu kaybetmeyelim arkadaşlar. Yani ben mesela kendimden örnek verecek olursam şu anda gerçekten hem Mehmet'le hem de ben kendimle gurur duyuyorum. Çünkü biz sıfırdan başladık inanın. Ben iş hayatı hem YouTube hem Mira derken gerçekten çok fazla yoruluyorum gün içerisinde. Mehmet'in zaten çalışma saatleri çok uzun. Ama karı koca çalıştık. Har vurup harman savurmadık yani gerekiyorsa tatilimizi de yaptık memleketlerimize de gittik ama böyle hiçbir şeyi abartmadık Rabbim biriktirdik damlaya damlaya göl oldu Rabbim de çok şükür bizlere nasip etti bu patpatları da sevmeyen yoktur herhalde gerçekten güzel stres atıyor ama ben geçen taşınmamda kullandım hiçbir malzemem kırılmadı arkadaşlar böyle tabakları, çanakları bardakları sarmak da çok iyi oluyor ben şimdilik 8 metre aldım Az önce demiş olduğum gibi yani daha evi de temizleyemedik. çok fazla bir şey yapamadık çünkü e, çalıştığımız için Mehmet yıllık izin alacak, ben de bir iki gün izin alacağım arkadaşlar. O zaman böyle komple evi bir iki günde toparlarız diye düşünüyorum ama nereden başlarsam kardır diye düşünüp şimdiden şöyle başlayayım özellikle mutfak dolaplarında kullanmadığım şeyleri hazır Mira'da uyurken bir güzel toparlamaya başlayayım. arkadaşlar yarın kaldığımız yerden devam ederiz paketlemeye. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.